Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle yeni bir video ile tekrardan bir aradayız. Bugün sizlere gerilim ayarlı bir güç kaynağı yapacağım. Elimde ekipmanları olaraktan baktığımda zannedersem bir bakayım şöyle 12 volt 30 amperlik bir led trafo diye geçiyor. Bundan var. Küçük, şöyle göstereyim. Ebatlarını. Şu şekilde fanlarımız var soğutmak için kullanacağım. Daha sonra elimde anahtarım var. Açıp kapama için kullanacağım. Burada ne diyorlar onu? Timsah maşa diyorlar. Bunlardan var. Şöyle göstereyim. Elimde tekrardan şöyle gerilim alçaltıcı. Daha sonra bu timsah maşaların girmesi için soketler. Göstereyim şöyle. Daha sonra krokodil diyorlar bu kablolara. Bir tarafı timsah ağızlı, diğer tarafı ise soketli, bu şekilde girecek şekilde. Daha sonra bir tane elimde akım ve volt değerini göstermek için dijital bir gösterge paneli var. Daha sonra tekrardan şöyle baktığımda asıl ana görev için kullanacağımız kart burada arkadaşlar. Bu da 30 volt, 0-30 volt gerilim arasında gerilim alçaltma ve yükseltmeye yarayan bir nevi trafo diyebiliriz kartımız. Şimdi bunları birleştireceğim. Ha bir de unutmadan şunu da göstereyim. Yine ayarlayabileceğim, gerilim ayarlamak için kullandığım mekanizmanın kutusunu da sipariş ettim arkadaşlar internet üzerinde. Evdeki herhangi bir kutudan da yapabilirdim ama hani olmuşken güzel bir şey olsun istedim. O yüzden bildiğiniz trafonu, yani gerilim ayarlı aletlerin aynı kutusunu sipariş ettim. Gördüğünüz gibi arkasında fan yeri, güç kaynağı açıp kapatmak için düğmesi. Ön tarafında bunu iki şekilde size gönderiyorlar. Şu üst tarafındaki kısım şöyle göstereyim. Açık ya da kapalı isteyebiliyorsunuz. Ben kapalı istedim. Altı da yine bu şekilde. Şimdi çalışmaya başlayalım hadi. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz kısmı, bunlar için yuva açacağım şurada bununla. Şu kısmı da şöyle göstereyim. Şurada. Bunu yerleştirmek için de burayı kesmem gerekiyor. Bunun için de şöyle bir aletim var. Şöyle göstereyim. Bununla da burayı keseceğim. Şimdi bu kutuda yerleştireceğim aletlerin yerlerini koyabilmek için bu kısımları delme kesme işlemi yapacağım. We'll be right back.
Şimdi sizlere bağlantıları biraz göstereyim. Şuradan eksiden çıkanı devam ettim. Şöyle bakın geliyor. Buranın eksisine bağladım. Sonra bunun artısından çıkanı devam edin. Devam edin. Buraya. Yani anahtara bağladım. Sonra anahtarın artısından çıkanı, anahtarın artısından çıkanı devam ettim. Buranın artısına bağladım. Diyeceksiniz buradaki beyaz kablo ne? Bu beyaz kabloyu devam ettirdiğinizde şurada LED'im var. LED'e bir bacağına. LED'den çıkan ise yine şu üstteki bacağa bağladım. Bu üstteki bacak dediğimde hangisi? Şöyle göstereyim. Artıya giren. Yok pardon. Evet, artıya giren kısım. Şimdi LED kısmının da bağlantısını attıktan sonra şimdi buradaki amper ve voltmetrenin gösterimini yapacağım. Şimdi şöyle buradaki göstergedeki kırmızı kabloyu getirdim. Bakın görüyorsunuz. Kırmızı kabloyu nereye bağlamışız? Artıya. Siyahı da eksiye bağladım. Sol tarafındaki en soldaki şöyle göstereyim. En solundaki sarı kabloyu ise şuradaki çıkıştaki kırmızıya bağladım. Yani artı olacak şekilde. Şimdi bu kabloların bağlamasını yapacağız. Akım değerini de bu göstergede görebilmek için siyah kabloyu artık çıkışları halledeceğiz. Buradaki eksi kısmına bağlayacağız. Şuralarında yazıyor. Evet, sol tarafı. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar. Artık ayarlı güç kaynağımızı yapmış olduk. Şimdi şöyle, ben hiçbir şekilde elektronik bilgim yok. Sadece iyi bir araştırmacıyım. Ve biliyorsunuz YouTube, Google gibi iyi bir açık kod kaynağı, ondan sonra açık bir veri kaynağı var arkadaşlar. Burada eğer iyi bir araştırmacı olur, iyi şekilde gözlemler ve iyi bir planlamayla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Atomu bile parçalarsınız gerekli imkanlar verildiği takdirde. Şimdi şöyle bir şey belirteyim arkadaşlar. Ben bu güç kaynağını ilk defa yaptım. Dediğim gibi hiçbir elektronik bilgim yoktu. İzleye izleye, bazen araştıra araştıra, soru cevap şeklinde. Fakat ilk çalıştırdığımda, az önce de görmüşsünüzdür, buradaki voltaj değeri 1.6 voltla 4.5-4.2 aralığında gidip geliyordu. Ama benim vermiş olduğum o LED trafo dediğimiz değer 12 volt değerindeydi. Normalde 12 volt maksimum değere ulaşması lazım ama içerisinde kullanmış olduğum modülüm, yani kartın 30 volt aralığına kadar yükselebiliyor. Yani sizin beslemeniz eğer 30 voltluksa bunu bile karşılayabiliyor. İleride atıyorum 30 volta bir ihtiyacım olursa içerisindeki LED trafonun değerini yükseltirim. Bu sefer 0 ile 30 volt arasında bir güç kaynağı elde etmiş olurum. Fakat şunu dikkat edin. Şimdi YouTube üzerinde yapmış olduğum bazı araştırmalarda ve Google'daki araştırmalarımda birkaç tane videoyu izlediğimde videoda yapılan voltaj ayarlı güç kaynaklarında potansiyometre bacaklarını, bağlanışlarını örnek alaraktan ben de bu mekanizmada yaptım. Ancak işte dediğim gibi aldığım modül, aldığım yere falan mesaj yazdım. Niye böyle oluyor? Ben 12 voltla besledim bunu ama çıkışım maksimum 4.5 volt oluyor. O da anlam veremedi falan böyle. Sonra daha da araştırdım. Yani yaklaşık şu anda 2 gündür bununla uğraşıyorum. Tabii bilmediğim için, yani bilen biri olsa çatır çatır yapar geçer. Yani bunu hem hobiye başlayayım hem de diğer kullanacağım aletlerde de kullanacağım. Şunu çok dikkat edin. Bağlayacağınız potansiyometre bacaklarının düzgün şekilde bağlandığını çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi tekrardan sizlere şöyle göstereyim. Şimdi çalıştırayım. Değerimize tekrardan bakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ön tarafında sol taraf artı çıkış, sağdaki siyah eksi çıkış. Elimizde anahtarımız var. Ben burada elimde bulunan bir LED kullanmıştım. Yani öyle kırmızı, yeşil, mavi renkli bir LED değildi. Dolayısıyla elimdeki LED çok güçlüymüş. Göz alıyordu. O yüzden üstüne siyah bir yapışkan yapıştırdım. Burada dijital göstergemiz. Sol taraf volt, sağ taraf akım.
Şu üstüne de değerleri yazdım. Hani kullanmak isteyen ben yokken falan. 1.6 minimum değeri 13,8 voltta maksimum değeri arkadaşlar. Amper aralığı da 0 ile 40 amper aralığında. Şimdi kablosu takılı. Anahtarımızı açalım. Şöyle çevirelim. Anahtarımızı açalım. Gördüğünüz gibi volt aralığı 1.6 volttur arkadaşlar. Siz bu devreye bir direnç bağlamadığınız zaman üzerinden akım geçmeyeceği için buradaki akım değerini değiştiremezsiniz. Ya atıyorum direnç bağlarsınız ya da fan bağlarsınız ya da motor bağlarsınız, o zaman akım değeri sağ taraftan değiştirebilirsiniz ama aynı özellik olacak. Ben potansiyometreleri 10K kullanmıştım arkadaşlar, fakat 10K'da çok ince hassas bir değişim yapamıyorsunuz. Yani gelişigüzel bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Onları 1K ile değiştirdim. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi 1.6 minimum değerimiz. Hafif hafif yükseltiyorum. Şöyle biraz daha getireyim. 2.9 oldu. 3.5. 4.7. Yükseliyor. Şöyle. 13,7, 13,8 volt aralığında değişken bir aralık gösteriyor arkadaşlar. Tekrardan düşüreyim. Görüyorsunuz. Bu şekilde ayarlı bir güç kaynağımız oldu. En arka kısmında büyük bir fan var, 12 voltla çalışan. Orta kısımda yine küçük bir fanımız var. O da LED trafonun ısındığı anda otomatik olarak devreye girecek şekilde. Şöyle yandan da göstereyim. İyi bir soğutma. Fanımız güçlü. Sanırım bu işi başardık. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı bir bilgi olmuştur. Videoların devamladığı için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.